Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu mübarek cuma sabahında kıymetli bir büyüğümüzün vefat haberiyle uyandık. Tabi hemen aklıma cuma gecesi oldu. Cuma gecesi ölen şehit olarak ölür. Kabir azabından halas olur, mükerneki sualinden halas olur diye. Çok hadis-i şerifler var bu hususta. Hep de bu mübarek zatların, kıymetli insanların vefatları cuma gecesine, cuma gününe denk geliyor. Allah Teala bize de iman selametiyle cuma gecesinde günde vefatı nasip eylesin. Amin. Kıymetli büyüğümüz Erenköy'de ikamet eden Büyükşehir Efendi Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin müridanından onunla beraber bulunma şerefine nail olmuş. Hatimle teravihler kılma şerefine nail olmuş. Tarikat derslerini, zikirlerini vakti vaktine yapan Sami Efendi Hazretleri'nin hulefasında Hikmet Efendi Hazretleri'nin halifesi senelerdir, yıllardır insanlara hizmet etmiş, sohbet etmiş, zikir telkin etmiş, Allah-u Teala'nın zikrine, aşkına, muhabbetine davet etmiş. Çok kıymetli bir insan. Mevlana abimiz, Yüce Rabbimizin rahmetine intikal etmiştir. 90 yaşını mütecaviz, ömrünü hep taat ve ibadet üzere geçirmiş, isyandan, günahtan son derece hazır etmiş olduğuna şahitlik ederim. Bu mübarek insan, yani size şöyle de söyleyelim, sağlığında tabii bunu diyemedik. Bir kere bizi ziyarete gelmişti geçen birkaç aylar evvel, o yaşlı haline rağmen. Sonra ben gittim kendisine, gelme dedim ama illa geldi bu mübarek. İlim ehlinden, fazilet ehlinden, havas ehlinden, havas ilmine vakıf idi, çok hastalar şifasına vesile olmuştu. Hikmet Efendi Hazretleri onun hakkında yedilerdendir diye, ebdal-i kiramdandır, yedilerdendir diye şahitlik ederdi. Biz de o zaman resmin altına mezzanne-i kiramdan yazmıştık. Mezzanne-i kiram, yani hakkında hüsnü zan edilen salihlerden, velilerden olduğuna irtikad edilenler demektir. Hakikaten manevi makam sahibiydi. Allah Teala yerini boş bırakmaz mutlaka. Yedilerden biri vefat etse, kırklardan birini oraya alırlar. Kırklardan biri vefat etse, 300'lerden alırlar. 300'lerden biri vefat etse, 500'lerden alırlar. 500'lerden biri vefat etse, 700'lerden alırlar. 700'lerden biri vefat etse, avam nastan birini velayetle tahsis ederler. Onun için bu mübarek cuma gününde, cuma namazının akabinde Erenköy'de Mehmet Zihni Efendi, Zihni Paşa olacak. Zihni Paşa Camisi diye bilinen cami şerifte cuma namazının akabinde cenaze namazı kılınacak ve oradan istirahatgahına tevdi edilecektir. Mevlana abimizi, Rabbimize uğurlayacağız inşallah. Bize Rabbimizin katında şefaatçi olur diye itikad ediyoruz, hüsnü zan ediyoruz. Yani öyle cenazeler vardır ki cenaze namazlarını kılanlara, dua edenlere, gelenlere şefaat ederler. Tabii öyle cenazeler de vardır ki gelen cemaatten şefaat beklerler, dua istiğfar beklerler. Onların makamı ona elverişlidir. Ama bu zat, ben itikad ediyorum ki, onun nurundan da biliyorum ki cenazesine gelenlere, yani gelenlerin mağfiretine vesile olacak makamdadır. Zaten bir Müslüman cenazesini kılan Uhud Dağı kadar ecir alır. Mezarına da giden bir kıyrat, bir Uhud Dağı kadar ecir alır. Bukhari'de hadis-i şerif vardır. Onun için Alaaddin Efendi babamız buyurduğu vecile bir Müslüman vefat ettiği zaman seferber olalım. Seferber olalım. Şimdi az bir saat kaldı. Ben de tabii geç ettim. Sizlere ulaşabiliyorum. Dolayısıyla birkaç saat kaldı. Bu saat zarfında herkes birbirlerine tebliğ etsinler, davet etsinler, cenazeye iştirak etsinler. Vakti müsait olanlar, işi gücü müsait olanlar, o civarda, o çevrede bulunanlar, gelebilecek olanlar
ve mutlaka icabet etsinler. Gelemeyecek olanlar da ruh şerifine hediyeler göndersinler. Allah Teala Mevlana abimize rahmet eylesin, kabrini nur eylesin, derecesini âli eylesin, çok tecelliler ihsan eylesin. Sami Efendi Hazretlerine ve geçmiş büyüklerine, meşayih-i silsile-i nakşibendiye, müceddidiye, halidiye erlerine ilhak eylesin. Amin. Ruhi için el-Fatiha.